İçine binenlerin hayatlarını kaybettiği ya da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldukları geminin gizemini hiç duymuş muydunuz? Ya da Batı Virginia'da görüldüğü iddia edilen, sırrı çözülememiş uçan güve adamı? Bu videoda Tayland'da gözlemlenen, gökyüzündeki ateş toplarından, Türkiye'de de duyulan sırrı açıklanamayan gizemli uğultuya kadar birbirinden ilginç 10 gizem derledim sizler için. Şaşırmaya hazırsanız başlayalım. Listemizin 10 numarasında var olmayan ülkeden gelen adamın hikayesi var. Japon tarihinin çözülememiş en büyük gizemlerinden biri de Tauret isimli bir ülkeden geldiğini iddia eden adamın hikayesidir. Olay 1954 yılında Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda yaşandı. İyi giyimli ve birkaç dili akıcı şekilde konuşabilen bir adam bir sonraki seyahati için havalimanına geldiğinde her şey normal görünüyordu. Ta ki pasaport memurları adamın pasaportunu ellerine alıp adamın nereli olduğunu görmelerine kadar. Adam Tauret isimli bir ülkenin pasaportuna sahipti. Sorun şu ki memurlar ilk defa böyle bir ülke ismi duyuyorlardı. Birbirlerine soruyorlar ama böyle bir ülkeyi daha önce duyan olmamış. Şaşkınlıkla araştırmaya başladılar ve sonuç aynı. Dünya üzerinde Tauret diye bir ülke yok. Pasaportta ülke ismi dışında hiçbir tuhaflık yoktu. Adamın ismi, soy ismi, pasaport numarası vesaire her şey normal. Durumu adama izah etmelerine rağmen adam Tauret'ten gelmiş olduğu konusunda ısrar ediyordu. Hatta ülkesinin Avrupa'da Fransa ile İspanya arasında yer aldığını söyleyip haritada göstererek kanıtlamak istedi. Memurlardan edindiği harita üzerinde Tauret ülkesini göstermeye çalıştı ama haritada böyle bir yer yoktu. Adamdan şüphelenen Japon polisi gizemli adamı gözaltına aldı ve sorgulamak için onu bir hücreye koydular. Adam ne kadar sorgulansa da kendisinin uzun yıllardır Tauret'te yaşadığını savundu. Zaten pasaportu da enteresan bir şekilde o ülkeye aitti. Yetkililer adamla ne yapacaklarını şaşırmışlardı. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyorlardı. Fakat işin en tuhaf kısmı adam o gece gözaltı hücresinden kayboldu ve bir daha kendisine ulaşılamadı. Var olmayan ülkeden gelen adamın bu hikayesi Japonya'da oldukça popüler. Olay öylesine ses getirdi ki hakkında pek çok komplo teorisi bile üretildi. Kimilerine göre adam paralel evrenden bir şekilde bizimkine geçmeyi başarmış ve yolunu kaybetmişti. Kimisine göre ise zamanda yolculuk yapan biri söz konusuydu. Tabii onun aslında akıl sağlığı yerinde olmayan bir adam olduğunu düşünenler ve aslında sadece sahte pasaportla yolculuk yapmaya çalışan bir suçlu olduğunu düşünenler olduğunu da unutmayalım. Yine de sırrı çözülememiş gizemli olaylardan biri olarak listemize girmeyi başardı. Gökyüzünden gelen gizemli uğultu sesi 1970'lerden bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde bildirilen, sırrı hala günümüzde tam olarak çözülememiş bir gizem olmaya devam ediyor. Hatta yakın zamanda Türkiye'den de bu sesi duyduğunu iddia eden pek çok kişinin ortaya çıkmasıyla konu ülkemizde de uzunca bir süre gündemi meşgul etmişti. İşte onlardan birisi de İstanbul'da kaydedilmiş bu video. Siz de duyuyorsunuz değil mi? Çok değişik bir ses. Ben de uyandım ya, yatağımdan uyandım bildiğin. Köpekler havlıyor bayağı. Bu normal bir ses değil. Yok değil. Kesinlikle normal bir ses değil bu. Gökyüzünden geliyor. Belli periyotlarla sanki dalga halinde. Şu anda geliyor zaten. Böyle borazan gibi bir ses. Işık. Borazan gibi ses. Siz görmüyorsunuz da şu karşı balkonlarda da video çeken insanlar görüyorum. Türkiye'de duyulan bu sesin aslında bir kargo uçağına ait olduğu da iddia edilmişti. Fakat gökyüzünden gelen bu uğultu fenomeni Amerika'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın pek çok yerinden insanın duyduğu ve bildirdiği bir olay.
Yapılan çok sayıda araştırma ve incelemeye rağmen uğultunun kaynağı hala bir sır. Tabii ki gizemli uğultuya dair ortaya atılan teoriler de var. Bir iddiaya göre bu ses elektrik hatları, gaz boru hatları veya trafik gibi endüstriyel insan yapımı ürünlerden kaynaklanıyor. Bir başka teoriye göre ise depremler veya atmosferik koşullar gibi doğal kaynaklardan oluşuyor olabilir. Hatta bir bilim insanının yaptığı açıklamaya göre özellikle geceleri duyduğumuz bu ses Hint Okyanusu'nun dibinde bulunan dev bir yanardağın faaliyete geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Amerika'da koca bir köyün insanları sırf bu gizemli sesten rahatsız oldukları için yaşadıkları yeri terk etmiş olmaları olayı daha da ilginç kılıyor. Dünyanın pek çok yerinde modern efsanelere rastlamanız mümkün. Tıpkı bir zamanlar bizde de meşhur olmuş olan şu Van Gölü canavarı efsanesinde olduğu gibi Amerika'da oldukça popüler olan bir gizem var. Amerikalıların Mothman yani güve adam ismini verdikleri bir yaratık. 1960'lı yıllarda pek çoklarının ihbarda bulunduğu 3 metreye yakın kanatları olan bu yaratık ilk olarak 1966 yılında bir mezarlıkta mezar kazan adamlar tarafından görüldü. Gökyüzünde uçan ve gözleri kıpkırmızı olan bu canavarın daha sonraları arabalarıyla seyahat etmekte olan iki genç tarafından görüldüğü de iddia edildi. Gördükleri bu yaratığın tıpkı insanınkiler gibi bacakları olduğu fakat insan olmadığı her halinden belliydi diye açıkladılar. Derhal polis merkezine gidip gördüklerini anlatan çift duydukları karşısında daha da ürpermişti. Çünkü polislerin verdiği cevap onların da bu yaratığı görmüş oldukları yönündeydi. O günden sonra bu ilginç yaratıkla ilgili sayısız ihbar gelmeye devam etti. Batı Virginia halkı bu canlının bir dönem nükleer silahlar üzerinde çalışmalar yapan bir tesisin olduğu bölgede yaşadığına inanmaya başlamıştı. Yaklaşık bir sene boyunca söylentiler aldı başını gitti. Fakat 1967 yılında meydana gelen ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç köprü faciasından sonra güve adam bir daha kimse tarafından görülmedi. Bilim insanları ve bazı araştırmacılar güve adamın bir toplu histerinin sonucu gerçekmiş gibi algılanmış, aslında var olmayan bir efsane olduğunu, insanların gördüğü şeyin uzun boylu ve gri tüylü bir kuş türü olabileceğini düşünüyorlar. Fakat buna rağmen güve adam hakkında pek çok kitap yazıldı, hatta Hollywood sinemasına bile konu oldu. Şehre gittiğinizde dev bir güve adam heykeli yanında fotoğraf çektirebilirsiniz. Donald Trump geçtiğimiz yıllarda senatör Joe Manchin'in attığı güve adamla çekilmiş olduğu fotoğrafa "Ben de Joe ile birlikte gidiyorum" diye tweet atmıştı. Bermuda Şeytan Üçgeni. Kuzey Atlantik Okyanusu'nun batı kesiminde uçakların ve gemilerin gizemli bir şekilde kaybolduğu bölge. Şeytan Üçgeni'nin sınırları kabaca Porto Rico, Miami ve Bermuda arasında yer alıyor. Bu üçgenin sınırları içinde kaybolan çok sayıda uçak ve gemi belgelenmiş durumda. Mesela Aralık 1945'te 14 mürettebatlı 5 Amerikan donanması uçağı bu bölgede eğitim görevindeyken kayboldu. Bir diğer olay ise çok daha önce Mart 1918'de 309 mürettebatı bulunan bir donanma yakıt gemisinin hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmasıydı. Bunun gibi sayısız örneğin yaşanmış olması, Şeytan Üçgeni adı verilen bu bölgenin dünya çapında kötü bir üne kavuşmasına neden oldu. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yaşanan garip olayları açıklamak için birbirinden farklı teoriler öne sürülmesine rağmen hiçbiri kanıtlanamadı. Kimileri üçgenin uçakların ve gemilerin ortadan yok olmasına sebep olabilecek açıklanamayan gizemli bir güce sahip olduğuna inanıyor. Kimileri ise Şeytan Üçgeni adı verilen bölgede gemileri batırabilecek ve uçaklara düşürebilecek kadar şiddetli fırtınalar oluştuğunu, olayın gizemli bir tarafı olmadığını savunuyor. Bazı gizemseverler ise gemiler ve uçakların arkalarında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmasının sebebinin Bermuda Şeytan Üçgeni'nde başka boyuta açılan bir portal olmasına bağlıyor. Öyle ya da böyle, sayısız araştırma ve teoriye rağmen Bermuda Şeytan Üçgeni hala sırrı çözülememiş bir gizem olarak listemize girdi. Hazır laf gemilerden açılmışken, Mary Celeste isimli geminin bu akıl almaz gizemini listemize dahil etmezsek olmazdı. Açık denizlere yelken açmak, bilmediğimiz ülkelere yolculuk yapmak hemen hepimizin hayalindeki bir şeydir. Ama emin olun, bu gemiye binmek istemezdiniz.
1861 yılında inşa edilen ve ilk ismi Amazon olan bu gemiyle ilgili tuhaflıklar daha ilk seferinde başlıyor. Geminin ilk kaptanı Robert McLellan ilk seferine çıktıktan 9 gün sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Daha sonra geminin kaptanlığı John Parker'a geçti. Fakat gemi John Parker kumandasında denizde seyrederken bir balıkçı teknesiyle çarpışarak kullanılamaz hale geldi. Olaydan sonra gemi tersaneye çekildi fakat ilginç bir şekilde geminin tadilatı yapıldığı esnada tersanede büyük bir yangın çıktı. Amazon isimli gemi tamir edildikten sonra yeniden sefere çıktı fakat bu defa da bir başka gemiyle çarpıştı ve 1867 yılında karaya oturdu. Yaşanan bu olaylar onun lanetli gemi olarak anılmasına sebep olmuştu. Bu yüzden 1868 yılında gemi tekrar tamir edildikten sonra ismi değiştirilerek Mary Celeste yapıldı. Artık bu isimle yolculuğa çıkacaktı. Geminin yeni kaptanı başarılı denizci Benjamin Briggs'ti. 1872 yılında İtalya'ya uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Gemide kendisiyle birlikte eşi Sarah, kızı Sofia ve 7 mürettebat daha bulunuyordu. Aradan bir ay kadar bir süre geçmişti, bir başka gemi Mary Celeste'in okyanusun ortasında kendi kendine savrulduğunu fark etti. Derhal gemiye yanaştılar ve içini incelemeye başladılar. Çok ilginçtir ki okyanusun ortasında gemide kimse yoktu. Kaptan, eşi, çocuğu ve tüm mürettebat arkalarında hiçbir iz bırakmadan ortadan yok olmuşlardı. Önce geminin bir korsan saldırısına uğramış olduğu düşünülse de gemide herhangi bir çatışma izine rastlanılmamış olması bu teoriyi çürütmüştü. O günden sonra Mary Celeste'in bu lanetli ünü tüm dünya tarafından tanındı. Araştırmacılar mantıklı bir açıklama bulma yoluna gitseler de gemidekilerin başına ne gelmiş olduğu hala gizemini korumaya devam ediyor. Nazca çizgileri, Güney Peru'daki Nazca çölünde bulunan bir dizi büyük jeogliftir. M.Ö. 500 ile M.Ö. 500 yılları arasındaki 1000 yıllık süreçte oluşturulduğu düşünülen bu devasa çizgiler, geometrik şekiller, hayvanlar, bitkiler gibi çeşitli figürleri tasvir ediyor. O kadar büyük çizgilerden bahsediyoruz ki, ancak belli bir mesafeden gökyüzünden bakıldığı zaman ne oldukları anlaşılabiliyor. Yıllardır araştırmacıları ve bilim insanlarını şaşırtmaya devam eden Nazca halkından günümüze kalmış bu mirasın hangi amaçla yapılmış olduğu hala gizemini koruyor. Konu hakkında tabii birçok teori öne sürülmüş durumda. Kimileri bu çizgilerin dini veya törensel amaçlarla oluşturulmuş olabileceğini savunurken, kimileri ise yeraltı su kaynaklarını işaretlemek amacıyla yapılmış olduğunu düşünüyor. Teorilerden en ilginci ise kuşkusuz bu çizgilerin dünya dışından gelen ziyaretçilere karşı bir mesaj verme amacıyla yapılmış olması. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu çizgilerin yapılış amacı ne olursa olsun, dünyanın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ederek listemize girmeyi başardı. Naga ateş topları, Tayland'da bulunan Mekong Nehri'nde her yıl meydana gelen gizemli bir fenomen. Nehir üzerinde gerek yerli halk gerekse turistler tarafından gözlemlenen, uçan ateş küre benzeri nesneler olarak tanımlanan ışıklar oldukça ilgi görmeye devam ediyor. Naga ateş toplarının ne olduğu ve nereden geldikleri uzun zamandır araştırılıyor ve hala tam olarak nasıl meydana geldikleri anlaşılamadığından hakkında pek çok teori ortaya atılmış durumda. Bazı kişiler bu ışıkların elektrik ve nehirden yayılan gazların etkileşiminden kaynaklanmakta olan doğal bir olay olduğuna inanıyor. Açıklanamayan ateş toplarında daha gizemli bir durum olduğuna inananlar ise ışıkların doğaüstü bir takım güçler sonucu oluştuğunu düşünüyorlar. En güçlü teorileri ise nehirde yaşadığına inandıkları yarı insan yarı yılan bir yaratıkla bağlantılı. Kamboçya ve Tayland efsanelerinde meşhur olan bu yarı yılan varlığın ismi Naga. Naga ateş sopları da ismini bu yaratıktan almakta. Gerçeğin ne olduğu henüz çözülememiş olduğundan dolayı 4 numaradan listemize giren Naga ateş toplarının ardından sıra geldi 3 numaraya. Her şey 20 Ağustos 1966'da Rio de Janeiro'da 18 yaşında bir gencin uçurtma uçurmak için Vites Tepesi'ne gitmesiyle başladı.
George DeCosta isimli genç tepeye çıkarken yarı yolda ot yığınının arasından gelen bir leş kokusu aldı. Kokunun geldiği yeri uzaktan incelemeye kalkışan genç, toprağın üzerinde yan yana yatmakta olan iki adamın cesedini gördü. Göz maskesi oldukça dikkat çekiyordu. Sanki hiçbir sebep yokken oldukları yere yığılmış gibiydi bu adamlar. Durum son derece tuhaftı. Ama esas tuhaflıklar adamların cepleri arandığı zaman başladı. Ceplerinden çıkan ehliyetlerinden adamların 32 yaşındaki Manuel Pereira ile 34 yaşındaki Miguel Jose Viana oldukları anlaşıldı. Her ikisi de evli ve çocuk sahibiydiler. Sıradan bir hayatları vardı. Ve sonraları yapılan araştırmalardan da anlaşıldığına göre birilerinin onlara zarar vermek istemiş olması için ortada hiçbir neden yok gibi gözüküyordu. Anlaşılamayan şey şu ki yanlarında neden kurşun maskeler vardı? Garip bir şekilde bu kurşun maskeler sadece gözleri kapatacak şekilde üretilmişlerdi. Pratikte hiçbir amaca hizmet etmiyor gibi duruyorlardı. Adamların üzerinden çıkan bir sonraki ipucu olayı daha da garipleştirdi. Ceplerinden çıkan notlarda saat 16.30 belirlenen yerde hazır olun. 18.30 kapsülleri yutun. Etkileri hissettikten sonra yüzün yarısını kurşun maskelerle koruyun ve kararlaştırılan sinyali bekleyin. O günden bugüne kurşun maskeli adamların sır perdesi aralanabilmiş değil. Bazı insanlar kurşun maskeler olayını pek çok gizemli olayda olduğu gibi dünya dışından gelen ziyaretçiler UFO'larla bağlantılı olabileceğine inanıyor. Bunun nedenlerinden birisi de adamların elektrik mühendisleri olmasıydı. Kimileri UFO teknolojisiyle ilgili gizli bir hükümet projesi üzerinde çalışıyor olabileceklerini ve ölümlerinin bir şekilde bununla bağlantılı olabileceğine inanıyor. Uzmanları yüzyıllardır şaşırtan bir başka sırrı çözülememiş gizem ise Voynich el yazmasıdır. Bilinmeyen bir yazı diliyle yazılmış olan bu kitabın içinde göksel diyagramlardan bitki resimlerine ve daha pek çok açıklanamayan garip semboller bulunuyor. Kitabın ismi 1912 yılında taslağını alan Polonyalı kitap satıcısı Wilfried Voynich'ten geliyor. Kitabın kökenleri ise tam bir gizem. 15. veya 16. yüzyılda yazılmış olduğuna inanılan kitabın kim tarafından yazıldığını kimse bilmiyor. Bazı insanlar kitapta yazanların şifreli birer kod olabileceğini düşünürken, bazıları ise kitabın bir tür şifalı bitkiler rehberi olduğunu savunuyor. Deşifre etmek ve ne anlattığını anlamak için yapılan sayısız girişime rağmen hiç kimse onun sırrını çözemedi. Voynich el yazmasının en şaşırtıcı yönlerinden biri, dünya üzerinde var olmayan bir alfabeyle yazılmış olmasıdır. Her daim uzmanların kafasını karıştıran ve kamuoyunun ilgisini çekmeye devam eden Voynich el yazması dünyadaki en gizemli belgelerden biri olmayı sürdürüyor. Dünya üzerinde en çok konuşulan ve hakkında en çok belgesel hazırlanan gizemli olaylardan birisi de 1959 yılında Rusya'nın Ural Dağları'nda yaşanan bu trajedi olsa gerek. Olay, dağlarda tuhaf koşullar altında hayatlarını kaybetmiş bir şekilde bulunan 9 kayakçı ile ilgili. Dağcıların hepsi Ural Politeknik Enstitüsü'ndeki öğrencilerdi ve yaşamlarını yitirdiklerinde dağlarda kayak gezisindeydiler. Nasıl öldükleriyle ilgili ortaya atılan iddialar yıllarca birçok spekülasyonun ve tartışmanın konusu oldu. İşin ilginç yanı çoğunun vücudunda yüksek oranda radyoaktif bulundu. Bu durum dağcıların bir tür nükleer ya da radyasyona maruz kalmış olabilecekleri konusunda tartışmalara yol açtı. Önce dağcıların vahşi bir hayvan saldırısına maruz kaldıkları düşünüldü ama bu durumu kanıtlayacak herhangi bir gösterge bulunmuyordu. Vücutlarında başka bir yara izi bulunmamasına rağmen bazılarının dilleri ve gözleri yoktu. Dağcıların çadırlarının sanki bir şeyden kaçmaya çalışılmış gibi içeriden kesilerek açıldığı gözlemlendi. Gizemli olayın sırrı çözüldü denilerek yıllar sonra yapılan açıklamada yaşanılanların bir çığ düşmesinden kaynaklandığı belirtilmiş olsa da pek çok kişi bu açıklamadan ikna olmadı. Bedenlerin bulunduğu bölge ise tuhaf olaylarla dolu bir geçmişe sahip ve anormal fenomen bölgesi olarak kabul edilmeye devam ediyor. Bu tür gizemli olayları dinlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı, hatta dilerseniz açıklama kısmında linkini bırakmış olduğum Gizemli Olaylar isimli kitabımı alıp keyifle okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.